Yok, o harita mı? Mahdis Sakarya, kızıyorsun bana değil mi? Zamanını harcıyor. zamanımı aşmamaya çalışacağız. Konum ama yok, harita yok işte. Gelecek. Arkadaşlar, konuşmama çok uzatmayacağım. Çünkü dediğim gibi 30 senedir yazan, çizen, bu kadar kitap, makale yazmış bir adamın konuşacağı şey çok açıkçası. Ama ben çok konuşmak istemiyorum. Size öz, kısaca alışkanlardan bahsedip, eğer olursa sizden de birkaç soru almak isterim. Yani soracağınız bir şey olursa öyle bir... Yani bunları madem geçiyor, boş geçmeyelim. Camilerimizin hali, alışkanlardaki camilerimiz koyun şey yapılmış, ahırı yapılmış. Şu cami, bizzat fotoğrafları da ben çektim. O Sakulyet'teki cami. Tamam mı? İşte görüyorsunuz şey, mihrabat şey, minberin, merdivenin izleri kalmış. Bu kitabesi kalmış. Şu adam mesela işte 1989'da Özbekistan'da olaylardan sonra canını kurtarmak için havaalanına bekleyen insan. Bunlar Kazakistan'daki yaşlılarımız. 2006 yılında çekilmiş bir fotoğraf. İşte kıyafetlerine bakın. Kazakistan'daki annelerimiz. Aynen Anadolu insanından hiçbir farkı yok. Bunlar savaşa gitmiş, madalya almış. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar yanında savaşmış. Ama sürgün akıbetinden de kendisini maalesef kurtaramamış. Gazilerimiz sözüm ona. Bunlar hep vefat etti bu insanlar. Kazakistan'da yaşıyorlar. Bunlarla çok konuştu. Ama ben hala bir haritaya doğru gitmek istiyorum. Bu haritada kalalım isterseniz biraz. Bu harita, bu sınır 1877-78 Osmanlı Rus sınırıdır. Ahıska çok içeridedir. Ama esas bu haritada kalalım. Ahıska'yı görüyorsunuz. Yani Kuzeydoğu'da Ardahan vilayetimiz Posop sınırına yakın. Posop sınırına. Yani diyelim ki 10 kilometredir Türkiye sınırına Ahıska. Burası 1828 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin bir eyalet başkenti olarak yaşamış bir şehirdir. Ahıska vilayeti Osmanlı Devleti zamanında bir eyaletin başkentidir. Etrafındaki köyler ve kasabalar tamamen Türktür. Şu gördüğünüz bugünkü sınırdır, aynı zamanda bugünkü sınır 1921 yılında çizilmiş bir sınırdır. Yani 1828'deki sınır. Aşağı yukarı 1921 Moskova Antlaşması'nda da aynı kalmış, Ahıska dışarıda kalmış. O zaman Ahıska'dan Anadolu'ya doğru çok göçler olmuş. Bizim ailemiz de oradan geçmiş, Posop'ta kalmışlar. Ardahan, ta Bursa'ya, Aydın'a kadar, İstanbul'a kadar göçler devam etmiştir. Bununla siz Ahıska'nın nerede olduğunu görüyorsunuz. Geçenlerde bir televizyon programında konuşuyorum. Programın arasına TRT kanalı, Avaz kanalı sokak röportajları yapmış. Sokaktaki insanlara soruyor. Diyor ki Ahıska neresidir? Samimiyetle söylüyorum. Bir tane doğru cevap veren yok. Çok hazin bir şeydir. Orman bunları size gönderdim. Lütfen onu koyun, insanlar görsünler. Videosunu koyun, internette görsünler ki sokaktaki insanımızın Ahıska'da falan haberi yok. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Yani sizin canınızdan, kanınızdan insanların memleketi. Hemen sizin sınırınızın dibinde yaşayan insanlardan haberiniz yok. Dünyada böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla sakın yanlış anlaşılmasın. Ben şu anda beni dinleyen değerli kardeşlerimizi incitmek için söylemiyorum. Bizim eğitim sistemimizin, kültürel yapımızın, siyasetimizin ve genel kültür anlayışımızın ne olduğunu ifade etmek için bu üzücü cümleleri kuruyorum. Yoksa hepimiz maalesef bu eğitimden geliyoruz. Yani hiç kimse böyle bir şeye razı olmaz. Yani gidip Almanlar bir ara işgal ettikleri yerlerin adlarını değiştirmişler. Baltık kıyısındaki şehirlerin dahi, yani Letonya, Litvanya, Estonya'daki şehirlerin dahi isimlerini halen Almanca kullanıyorlar, Almancasını kullanıyorlar ve şehirlerinde de o şehirlerin isimlerini cadde ve sokak adı olarak kullanıyorlar. Ben orada yaşamış biri olarak söylüyorum. Yani garip bir memleket bizim burası, onu anlamıyorum. Yani mesela diyelim ki Kırıkkale'de veya Ankara'da bir caddenin adı neden Ahıska Caddesi olmasın veya Ahıska Meydanı neden olmasın? Ahıska bizim için ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor, oraya geliyor. Ahıska dedim ki Osmanlı Devleti zamanında ahalisi de tamamen Türklerden meydana gelen ve bir eyaletimizin baş şehri olan tarihi bir yer. Halen de sınırımızın yakınında bir yer. Peki ne olmuş da bugün biz burada bir Ahıska günü anma ihtiyacı duyuyoruz? Şu olmuş. Değerli kardeşlerim, Çarlık 1917'de yıkıldıktan sonra onun yerine kurulan Bolşevik yönetimi önce buraya
şüpheli bir askeri bölge gözüyle bakmış Türkiye sınırında olduğu için. Sonra ne yapmış? 40'lı yıllar, İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan Stalin, yani biliyorsunuz Almanlar yenildi, Sovyet bloku yenildi, galip oldu. O zaman Stalin şöyle bir şey düşündü, dedi ki artık ben Kars Yardağını da alabilirim. Çünkü onların böyle bir niyeti var. Şurada bakınız, bu tarihte kurulmuş eski bir Atabek yurdudur. Bu eski tarihlere gitmek istemiyorum ben şimdilik. Ama bir harita göstermek istiyorum. Ha şu harita. Şimdi maalesef Gürcülerde şöyle bir duygu var. Diyor ki Giresun'a kadar tarihi Gürcistan toprağıdır. Hakikaten gülmem geliyor. Samimiyetle söylüyorum. Ya böyle bir şey yok yani. Yani siyaseten şu bu olabilir ama halen bile buralarda Gürcü nüfusu yok. Tarihte Gürcistan tarihte bağımsız kendi ayaklarının üzerinde duran bir ülke olmamış ya. Yani Hunlar gelmiş, o gitmiş, Hazarlar gelmiş, o gitmiş. Mesela 6. 7. asırlar Arapların hakim olduğu bir coğrafyada o gitmiş, Selçuklu gitmiş, Safeviler gelmiş, Safeviden Osmanlı almış ve nihayet 1801'de Ruslar gelmiş bu coğrafyada. Sen neden bahsediyorsun ya? Şimdi bakınız şunu onların rüyası görüyorsunuz Gürcüce bir haritadır. Diyor ki Giresun'a kadar bizimdir ama neyse şimdi bir Kars Yardağını istiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Gürcistan'ın Stalin'in bizzat ifade ettiği tez veya iddia budur. Hatta enteresan bir şey anlatayım size. Sovyetler Birliği biliyorsunuz Marksist felsefe üzerine kurulmuş bir rejimdi. Yani orada cami ve kilisenin kıymeti harbiyesi de yeri, değeri yok. Dolayısıyla ne papazın bir anlamı var, ne imam efendinin bir anlamı var. Ama böyle bir rejim ne yaptı biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nın sonu göründüğü bir sırada Erivan'da bir şey yaptı. Ermenilere ne diyelim, bir papaz kongresi düzenledi. Yani 10 sene önce ölmüş Patrik, yerine Patrik seçilememiş. Şimdi dünyanın dört bir tarafından Gregorian Hristiyan mezhebinden papaz delegeler gelmişler. Erivan'da yeni bir papaz seçtiler. Bu papazın Stalin'e çektiği telgrafta şunu diyor. Diyor ki Kars ve Ardahan bizimdir. Bu Ermenilerin rahat yaşaması için Kars ve Ardahan'ın Ermenistan'a verilmesini istiyoruz. Stalin'e telgraf çekiyor. Yani Stalin'in bilgisi olmadan bu kongre toplanamaz. Böyle bir papaz seçilemez. Seçilse dahi böyle bir telgraf çekemez. Herkes bunu biliyor. Ondan birkaç ay geçiyor. İki tane Gürcü profesörü bir makale yayınlıyor. Ve Türkiye'nin haklı taleplerimiz. Neymiş haklı talepleri? Şimdi Gürcistan çıkıyor ortaya. Sovyet Gürcistan diyor ki Kars ve Ardahan'ı istiyoruz. Ve Sovyetler Birliği'nin o zamanki Dışişleri Bakanı Molotov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper'i makamına çağırarak diyor ki 1925'te Türk-Sovyet anlaşması imzalanmıştı ya, biz o anlaşmayı feshettik. Bizim Büyükelçisi şaşırıyor. Niçin diyor? Diyor ki şartlar değişti. O zaman diyor yeni bir protokol yapalım. Onu yapalım ama bazı pürüzler var, bunları gidermeniz lazım. Sovyet Dışişleri Bakanı. Nedir bu pürüzler? Diyor ki Kars ve Ardahan'ı vermeniz lazım. Ayrıca Boğazlar'dan da bize üst vermeniz lazım. Yani bu aslında var ya, savaş ilanıdır. Yani resmen toprak talebinde bulunuyor adam. Böyle bir zaman yaşadık arkadaşlar. İşte bunlar da bu rüyalardır. Ve enteresandır o zaman bir şey vardı size göstermek isterdim geçti ama bu slaytlarda fazla durmayacağım. Zamanımızı çok yiyecek öğrenmişiyor bunlar. Gazeteler var yani bizi o zaman bizim 1945'teki Türk basınını ihtarlayacaksınız. Çok enteresan makaleler, manşetler. Türkiye'de yani böyle infial mı yapılıyor yani Sovyet talepleri. Böyle bir badireyi geçirmiştir. Şimdi buradan neyi, niçin anlatıyorum bunu? Azka Türkleri 1944 yılında niçin sürüldü arkadaşlar? Şunun için sürüldü. Stalin Kars ve Ardahan'ı kafaya koydu. Kars ve Ardahan nasıl olsa Almanlar Stalingrad bozulumundan sonra geri çekiliyor. Sıradaki Kars ve Ardahan'ı almaya Türkiye'de zaten zayıftır. Ama bu Ahıska Türkleri var arada, Ahıska şehri var. Köyler falan olduğu gibi Müslüman diyor. Tabii ki Türkiye'ye sempatiyle bakıyor tabii ki kendi vatanına. Nasıl bakacak yani? Ve Stalin o sarhoşluğu içinde Ahıska Türklerini yolun üzerinden kaldırmak istedi.
Demek ki arkadaşlar, neymiş Ağustos Türklerin sürgüne gönderilmesinin sebebi, Stalin'in yaptığı bir yol temizliğinden başka bir şey değildir. Daha açık konuşmak gerekirse Ağustos Türkleri, Türkiye sınırında Türk olarak yaşamanın bedelini ağır bir şekilde ödemişlerdir. Peki ne oldu o zaman? 1944 yılında ne oldu? Şu oldu. Ahıska ve köylerini asker kuşattı Eylül ayında. Ama daha Temmuz'da Stalin bir kararnameye imza atmış. O kararnamede diyor ki, Türkiye sınırında yaşayan Müslüman ahaliyi buralardan boşaltılacaktır. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a gönderilecektir. Oralarda da bunların yerleri hazırlanmıştır önceden. İşte Eylül ayında bütün köyler kuşatılıyor. Ağızkan'ın 200 küsur köy, arkadaşlar 200 küsur köy ve kasaba, ilçe, Ağızkan vilayetinin bütün halkı Eylül ayından itibaren askerler tarafından kuşatılıyor. Fakat bu arada ne oluyor, geçmeyelim. O tarihe kadar ne Çarlık zamanında ne de Sovyet zamanında Ağızkan Türklerinden askere insan alınmıyor. Yani tabii bizim halkımız da geri bırakıldığı için bu onun hoşuna gidiyor. Oh ne güzel, askere de gitmiyoruz. Ama oradaki Rus'un kafasının içindeki şeytani düşünce şudur. Yani bunlar askerlik mesleği öğrenmesinler. Bunlar silah kullanmayı öğrenmesinler. Yani siz biraz gençsiniz ama 1992'de bir avuç Ermeni Azerbaycan'ı neredeyse teslim alıyordu arkadaşlar. Biz buradan Azerbaycanlılara çok kızdık, buz ettik. Ulan 4 tane Ermeni'ye yeniliyorsunuz filan dedik. Ama şunu bilmiyoruz. Ermeniler, Gürcüler yani Hristiyan halklar Sovyetler Birliği zamanında da, Çarlık zamanında da Rus harp okullarına kabul ediliyor, subay yetişiyor, general çıkıyor, silah kullanmayı öğreniyor. Ama Müslüman topluluklardan böyle bir şey alınmıyor. Yani onları ne subay olarak yetiştiriyor ne de asker olarak yetiştiriyor. İşte böyle bir şey. Azeriler de silah kullanmayı bilmiyordu. Dolayısıyla Ermeniler ne yapıyor? İyi silah kullanıyor ve onları yeniyor. Bugün Azerbaycan'ın 5'te 1 toprakları işgal etti. Ama nasılsa 2. Dünya Savaşı başladığı zaman Ağızkanlılardan asker aldılar. 40 bin çocuğunu Ağızkanlılar cepheye girdi. Geride kalan insanlara da kazma kürek vererek demir yolu yaptırdılar. 65 kilometrelik bir mesafeden Ağızkan'a demir yolu yaptırdılar. Demir yolu yapan insanlarla ben şahsen Kazakistan'da, Kırgızistan'da karşılaştım. Diyorlar ki, kim işte sizin yaşlarınızdaymış, 18-20 yaşında. Öylesi var ki 12 yaşındaydım, 11 yaşındaydım, gittim diyor, çalışıyordum. Kimse bize para da vermiyordu, ekmek de vermiyordu, aç susuz çalışıyordum. Çünkü cephedeki askerlerimizin bu demir yolu üzerinden askaya geleceklerini hayal ederek diyor, o aşkla kazmayı buluyorduk diyor. Halbuki hiç kimse bilmiyordu ki bu demir yolu inşaatı bittikten sonra bu demir yolu üzerinden gelecek trenler bir gece içinde bu halkı topyekun vatanından uzaklara götürecektir. Maalesef öyle. İşte 1944 yılının Kasım, Kafkasya'da kış, gece bütün köyleri asker kuşatıyor akşamdan. Evlerin aile reislerini harmanlara, tarlalara, cami önüne, mektep önüne neyse toplantı yapıyor. Stalin'in imzaladığı kararname bunlara tebliğ ediliyor. Deniyor ki işte Almanlar gelecek buraya. Halbuki Almanlar geri dönmüş gidiyor. Gelecek falan düşman yok. İşte savaş ortamıdır. Sizi daha güvenli yerlere götüreceğiz. İşte bir hafta sonra, 15 gün sonra tekrar geri geleceksiniz diye kandırıyorlar halkı. 2 saat müsaade veriliyor. Hadi bakalım ne arıyorsanız arkadaşlar, Kasım ne demektir? Yaz boyunca insanlar bütün kışlık erzakını, hayvanların yemini, otunu, samanını, kendisinin yağını, peynirini, ununu, değirmenini, tedarikini görmüş. Artık evlerine kapanmıştır. Kış Kafkasya'da böyle geçer. Ben o bölgenin çocuğuyum. Yani 6 ay yaz, 6 ay kış. Yani orada 4 mevsim yaşanmaz, 2 mevsim yaz ve kış. Yaz boyunca insanlar gece gündüz çalışmış, kışlık tedariğini görmüş. Şimdi bir kışın bir gece vaktinde sizi hayvan vagonlarına bindiriyorlar. Hayvan vagonlarına taşıyorlar, kamyonlarla, arabalarla dolduruyorlar insanları tıkalı. Hayvan vagonu, hayvan. İçinde tuvalet yok, su yok, ekmek yok, bir şey yok. Yanınıza 2 saat içinde ne aldıysanız. Şimdi bakın 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan 1944 gecesi bu faciayı yaşanmıştır ve bundan da dünyanın haberi olmamıştır. Artık bu yollarda neler yaşanmıştır bunları anlatır.
kısım zaten o sadece bir konuşma konusu olur. En az bir saatten anlatıyor. Çünkü o kadar insanı dinledim, o kadar hatıra dinledim, göz yaşlarıyla anlatıyor. Genç gelinler var, hamile kadınlar var, bunlar doğum yapacak, öyle değil mi? Hayat devam ediyor. Babamda mı, dağda mı, ovada mı, sarayda mı, tarlada mı, çayda mı? Yani neredeyse hayat devam ediyor. Hamile bir kadın düşünün, doğum sancıları başladı, trenler, katarlar hareket etti. Kadın nasıl doğum yapacak? Affedersiniz, hayvanlara bile biz ortalıkta doğum yaptırmıyoruz. Onun da bir mahremiyeti var ya. Mesela bir insan tane bir kale anlatan bize, bana anlatılan. Diyor ki, gebinin doğum sancıları başladı. Biz kadınlar bir halka çeviriyor etrafında. Böyle yüzünü o geline dönmüş vaziyette. Onun arkasına ikinci bir halka erkekler sırtını onlara dönmüş vaziyette bir daire. Ve bu erkekler rastgele saçma sapan bir şekilde bağırışıyorlar. Sırf gelinin iniltileri duyulmasın diye. Arkadaşlar, doğum yapalım. O bebek öldü mü, kaldı mı, menzile, Orta Asya'ya ulaştı mı, onu Allah bilir. O kadar hazin hikayeler var ki anlatamam size. Bu yaşanmıştı. Bile hatırlayan, anlatan var mı? Yok. Oturuyoruz Ermeni, kalkıyoruz Ermeni. Benzerliği de yok. Şunu da söyleyeyim size. Yani diyorlar Ermeni sürüyor. Ama Ahıskalılar gerek Çarlık devrinde gerek Sovyet zamanında hiçbir zaman birinci sınıf vatandaş olarak görülmemiş. Ama Ermeniler bizim saraylarımızda yaşadılar. Ermeniler padişahlarımızın danışmanıydı, dışişleri bakanıydı, tercümanıydı, kuyumcumuzdu, tüccarımızdı, ithalatçımızdı, ihracatçımızdı, yabancı markaların distribütörüydü, birinci sınıf insan olarak lüks içinde yaşıyorlardı. Ama savaş olduğu zaman düşmanla işbirliği yaptılar. Açık ve net, Ermeni konusunda 3 kitap yayınlamış bir adam. İyi biliyorum o konuyu. Ahıskalıların böyle bir şey olmadığı gibi savaş zamanı cepheye çocuklarını göndermiş, Almanlara karşı savaşıyor 40 bin çocuğu. Böyle bir halkı sürüyorsun. Devlete karşı aleyhte hiçbir faaliyeti yok. Ki diyesin ki bu halk tabi olduğu devlete karşı bir suç işliyor. Hayır, sadece o halk bir tehdit unsuru görülüyor, güvenilmeyen bir halk. Çok affedersin birbirimize, hepimiz öyle bakabiliriz. Bununla bir bölge halkı sürülme gerekçesi oluyorsa yani. Maalesef bu facia yaşanmıştır. Yani bana ifade edilen sürgünü yaşayanların en az 15 gün, öylesi var ki 20 gün gittik diyor, en çok da bir ay gittik diyen de var. Ya bir ay yolculuk düşünün hayvan vagonlarında arkadaşlar. Tuvalet yok. Çok özür diliyorum kız kardeşlerimden özür diliyorum. Sidikliği patlayarak ölen kadınlar var ya yollarda ya. Utancına nereye gidecek tuvalet yok. Bir yeri denmişler o istasyonlarda askerler kontrol ediyor. Yakalansa kurşuna dizecek, öldürecekler. Suç. Bilmem ne. Böyle insanlık dışı şartlarda Orta Asya ülkelerine, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a gönderdiler. Stalin ölene kadar, yani 1953'e kadar, bak 44'ten 53'e kadar bu halk sıkı yönetim rejimi altında yaşadı. Yani bunlara bir köyden bir köye gitmek yasak. Zaten o hayvan vagonlarına doldurulurken aile falan filan gözetilmedi. Tuttuğunu attılar vagona. Hangi vagona geliyor? Anne bir vagonda, baba ayrı bir trende, bebek ayrı bir yerde, oğul, uşak, gelin, kız, her biri bir yani. Dolayısıyla bunlar Orta Asya çöllerinde aylarca, belki yıllarca ailesini göremeyen olur. Yani 1956 yılına kadar bu rejim altında yaşadılar. Köyden köye gitmek yasak, evlenmeleri dahil, izne tabi, şu bu falan. Stalin öldükten sonra Komünist Partisi'nin 20. Kongresinde 1956 yılında bunların üzerinden bu uygulanan sıkı yönetim rejimi kaldırıldı. Fakat vatanlarına dönmelerine gene müsaade edilmiyor. O dönem Stalin döneminde yalnız Ahıskalılar değil, Kuzey Kafkasya halkları, Kırım Türkleri, Osetler, Çeçenler, Kalmuklar, Nemlin, Karaçaylar, İnguşlar bütün sürüldü. Ama bir Stalin ölümünden sonra bu toplulukların hepsi vatanlarına döndü. Sadece Ahıskalılara vatana dönme müsaadesi verilmedi. Bugün bu yasak devam etti. 1944'te yaşandı. Geldik 1990'lara, Sovyetler Birliği dağıldı. Özbekistan, Özbekistan devletini kurdu. Kazakistan, Kazakistan, Kırgızistan. Şimdi Ahıskalı Türklerin devleti hangisi olacaktı arkadaşlar?
Gene bölündü bu alan. Bu defa 1989'da KGB'nin provokasyonuyla Özbekistan'da insanlar yine ölüme mahkum edildi. Bu defa Rusyalara, Ukraynalara dağıldılar. Hatta şimdi Amerika'ya giden 12-15 bin kişi var ağız kalır. Bir kısmı Türkiye'ye geldi. 1992'de Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Ahıska Türklerinin kabulü ve iskanına dair bir kanun çıkardı. O kanunla sadece 150 aileyi getirdi, Iğdır'a yerleştirdi ama bunlara ne iş sahası, ne toprak bir şey vermedi. Krediyle bir ev verdi ama insanlar duvarları yiyecek hali yok ki ya. Yani maalesef kendi insanımızı kendimiz bilmiyor ve anlamıyoruz. Arkadaşlar Sovyetler Birliği'nin terkibinde bakınız Almanlar da vardı, Yahudiler vardı, Rumlar vardı, Grekler. Sovyetler Birliği dağılınca onları kendi devletleri aldı götürdü. Ben şahsen o süreçte Almanya'daydım. Almanya'da Sovyetler Birliği'nden gelen Alman'a ne yapması gerektiği broşür halinde basılmıştı. Hemen ikamet, vatandaşlık, sağlık, sigorta, eğitim ne gerekiyorsa 3-5 gün içinde otomatikten halletti ve belki dünyanın neresinde bir Alman varsa Federal Almanya Cumhuriyeti'nin tabii vatandaşıdır. Geldiği gün pasaportunu ve nüfus cüzdanını alıp şimdi askerlerin böyle bir şansı hala yok. Bugüne gelelim artık ki hakikaten anlattıkça insanın sinirleri de bozuluyor yani. Anlattığımız şeyler insana ferahlık veren şeyler değil ki alamın gelen şeyler, sinirlendiren şeyler. Ya bu fotoğraftan takılmayalım, devam etsin. Arkadaşlar, bugün Ağızkal'ına gelip Türkiye'den ikamet alması kolay bir şey değil. Çok para vermesi lazım, kişi başına bilmem ne kadar para vermesi lazım. Sonra bu ikametle ikamet izni alacak. Bu ikametle 5 sene dayanması lazım. Çalışması yasak. İş yasak. Yani Ermeni geliyor ona müsaade ediyorsun. Kaçak olduğunu göz yumuyorsun. Yemin ediyorum geçenlerde Bursa'dan ağlıyorlar beni. Diyorlar ki Yalova'ya götürmüş bir tane bahçe sahibi. Bahçede çalıştırmak üzere 6 tane ağızkalı insan gitmiş orada bahçede çalışırken meğer yan bahçeyle o adamın aralarında bir niza varmış. Kavga etmişler. O kavgaya jandarma gelmiş. Sonra o bahçe sahipleri barışmış marışmış ortadan kaybolmuş. Ama ağızkalılar yakalanmış. Sizin çalışma yasağınız var. Atılmış içeri nezarete ve yazıları hazırlanmış sınır dışı edildi. Adamlar geçti. Ya bir insan, bir ülke kendi insanına bunu yapar mı? Nereye gidecek bu insanı soruyorum size. Rusya'ya, Rusya onun memleketi mi ya? Şimdi, yani şeyler hiç olmasa 1990'lı yıllardan itibaren başlayan büyük öğrenci projesi çerçevesinde Türkiye'ye gelen Ağızkalı gençler var. Samimi söylüyorum, gençlerden şu anda aramızda tabii ki bir haddi var, beni dinliyorlar. Birkaç cümle de onlara söylememe müsaade ediniz. Değerli kardeşlerim, tarihimiz hazin. Siz geri dönüp atalarımızın, dedelerimizin tarihini okuduğunuz zaman gözyaşları içinde okuyacaksınız. Öyle bir tarihin çocuklarısınız. Ben size demiyorum ki eğlenmeyin, gülmeyin. 24 saat ağlayacak durumunuz yok. Ama ecdadınızın yaşadığı olayları sakın unutmayın. Bizim halkımızın geleceği sizsiniz. Bakınız bugün 2007 yılında Avrupa Konseyi'nin baskısıyla Gürcistan bir vatana dönüş kanunu çıkardı. Fakat bu halkın dönmemesi için elinden geleni yapıyor. Açık konuşalım. Ağızkala 20-30 aile vardır. Türkiye'den birisi gidip onlara selam verip hal hatır sorsa döndükten sonra ayrıldıktan sonra hemen ona bildir. Kimdi? Niye geldi? Ne konuştunuz? Hala oraya 20-30 ailenin durumu da bu. Ben şahsen şöyle bir anekdot anlatmak isterim size. 1980 yılında neyse Kenan Evren'de bugün cenazesi kaldırılıyor. Yani 12 Eylül ihtilal olduğu zaman ve Gökçen'de bir haftadır oradaki öğretmen okuluna tayin edilmiş genç bir edebiyat öğretmeniydim. Gökçeada Çanakkale'nin bir adası. Ya 500 senedir o ada bizde, kanuni devrinde fethedilmiş bir ada. Bu nüfusu Rumlar da yaşıyor. Hakikaten hiç etnik bir problem var. Yok yani kiliseleri de var. Türkler de yaşıyor. Fakat siz orayı dolaştığınız zaman var ya köyler falan size eskiden oralarda Rumlar yaşadığını söylüyor.
söylüyor. Yani biz o hatıraları silmemişiz, yok etmemişiz. Aynı şekilde Ahıska'yı dolaşıyorum. İlk defa 1996'da gittim Ahıska'ya. Ya o kadar silmişler, yapıp yıkmışlar işte camilerin falan durumunu gördünüz. Fakat dağ, taş, köy, kent, yıkık bir çeşme, yıkılmış bir duvar, harap bir minare, harap olmuş bir minber size diyor ki burası Türk yurdu. Yan başınızda. Bakınız, her ne kadar Ahıskalıların çocuklarının tarihi bir vebali ve sorumluluğu olsa da siz Türkiye Türkleri Ahıska'ya karşı sorumluluğunuzu yerine getirmiyorsunuz. Sizin de büyük bir vebaliniz var. Açık ve net konuş. Ha bu şeye göstereyim dur. Arkadaşlar şu gazetelere bakın. Az önce söylüyordum da bunu bravo diye vazgeçtim. 1940'lı yılların gazeteleridir. Bakınız Tanin, Cumhuriyet, Vatan. Görüyor musunuz? Trabzon, Gümüşhane, Bayburt isteniyor diyor. Gürcü tarihinin üçlü nedir? Gürcü istekleri, profesörlere cevaplarımız, cevabımız şimdi de Gürcüler. Gürcü alimlerine cevap, tarih değil, efsane. Kim yazmış o makaleyi? Profesör Köprülüzade Mehmet Fuat Bey yazmış. Şimdi Fuat Köprülü gibi bir aliminiz de yok. Dövün. Saçınızı başınızı yorun. Maalesef açık ve net konuşuyor. Gidin bir yerde deyin, Yunus'a dedi ki şu anda günümüzde Türkiye'nin hemen hemen köylerine kadar üniversiteler kuruldu. Fakat Mehmet Fuat Köprülü gibi bir Türk oğlumuz yok. O adam Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi'nin bile üyesiydi. Gürcü isteklerine karşı o makaleyi yazdığı zaman sani Türklere bitmiş. Atın bunu Sovyet Bilimler Akademisi üyeliğine demiş. Köprülü'de demiş umurumda ise Bilimler Akademisi üyesi yorma. Cehenneme kadar yorum var. Şu anda dünyanın baktığı, ağzından çıkan cümlenin ne olduğuna dikkat kesilen bir aliminiz var mı? 1944'te Köprülü vardı. Açın, Google'dan bakın Mehmet Fuat Köprülü kim? Dil, tarih, edebiyat, dünya çapında. Fransa Sorbonne Üniversitesi'nden Moskova Bilimler Akademisi'ne kadar onların teklifiyle üye yapılmış büyük saygı bir bilim. Büyük alim yetiştirmeliyiz, büyük sanatkar yetiştirmeliyiz, dünyanın gözü üzerinde olduğu insanlar yetiştirmeliyiz. Maalesef bu yok. Şanssızlıklarımızdan birisi de bu. Değerli kardeşlerim, söz çok. İşte bu Gürcü Devlet Bakanı Haydra Türkiye'ye gelmişti. Aynı masada yemek yiyoruz, anlattık, ettik. Bunun tarihi 2005 yanılmıyorsam. Arkadaşlar, üniversitelerimizde tarihimiz, coğrafyamız doğru öğretiliyor olsaydı bizim tabii coğrafyamız işte haritayı gördünüz Ahıska yanmış başımıza ama varlığından haberimiz yok. Osmanlı asırlarında Ahıska'da çok değerli insanlar yetişmiş, çok değerli askerler yetişmiş, valiler yetişmiş, beyler beyi yetişmiş, ordu komutanları yetişmiş, seraskerler yetişmiş, sanatçılar yetişmiş, işte Necmi Rıza Ahıskan, adamın adı soyadı bile Ahıskan, ya da eski musikişin aslarımızdan birisidir. Ne bileyim, ordu komutanı, mesela Türk tiyatro tarihinin en büyük isimlerinden biri, Ali Bey. Meşhur direktör Ali Bey Ahıskalı. Neyse benim kitaplarımda var, bunlara girmeyeceğim. Değerli kardeşlerim, sizden ricam Ahıska ve Ahıska Türklerini unutmayınız. Onları öğreniniz, yanımızda olunuz. Birilerinin acısını bize empoze etmeye çalışanlara mesajım. Lütfen Ahıska ve Ahıska Türkleri acısını da siz öğrenin. Ondan sonra ben de sizin acınızı paylaşacağım. Ama önce can, sonra can. Değerli kardeşlerim, soru alabilirim. Zamanı suistimal etmek istemiyorum. Soru. Soru sormak isteyen varsa burada her soruya cevap verir. Soru sormadığı takdirde Yunus Zeynep şöyle bir şey düşünüyor. Dedi ki çok güzel anlattı. Çok iyi anlaşıldı. Buyurun. Ahıskalılar kaç defa sürgüne uğradı yani? Ahıskalılar kaç defa sürgüne uğradı? Arkadaşlar ben size burada daha ziyade 1944 sürgününü anlattım ama bir kere düşünün ki 1828 Osmanlı-Rus Harbi feci bir savaştır. Bu savaşta Ruslar Erzurum'a kadar gelmiştir.
O zamanlar Ahıskar Osmanlı eyalet başkentidir. 1829'da imzalanan Edirne Antlaşması'yla Ruslar Erzurum ve Kars'ı tahliye etmiş. Fakat Ahıskar ve çevresi savaş tazminatı olarak Çar Rusya'sına bırakılmıştır. Ondan sonra Ruslar bölgede bir şey yapmak için, nüfus yeni düzenlemesi yapmak için o bölgeden Türk nüfusu azaltmak, yerlerine de Hristiyan nüfusu yerleştirmek için çok hazindir ki din anlamlarını kullanmaktan çekinmemiştir. Onlara destanlar yazdırarak işte diyor ki mesela Mazlum şekilleri kitaplarında vardır ama ben size özet olarak şöyle ifade edeyim. Şöyle bir destan düşünün. Diyor ki ne durursun hicret ile, hicret peygamberimizin de sünnetidir. Bak kalk git İslam ülkesine, yani Türkiye'ye git, buradan git. Yoksa yarın bir gün çoluk çocuğun, torunların, ahvalın sana beddua ederler. Kafir olursun buralarda, Hristiyanların içinde kaldın. Bunları Tiflis'te matbaalarında bastırıp köy camilerinin önünde cuma namazından sonra cemaate dağıtmak suretiyle Rus hükümeti ne yapmış? Halkı göçe teşvik etmiş. Ne durursun hicret eyle. Var elinde tamamını yayınladım ben. Tabii ki bu aslında üstü kapalı bir sürgündür yani. Göçe zorluyor seni. Kim ecdadından kalan ata ocağını terk edip de öküzlerle, karınlara dengini vurup yatağını, yorganını da o devirde, o devrin ulaşır imkansızlıkları içinde göç yollarına dökülür. Hazin bir şey. Çok hazin destanları var bunlar. Çok hazin destanları var. Okuduğun zaman ağlarsın. Bu bir sürgü. Demek ki ilk sürgün 1828. Sonra 1921 Moskova Antlaşması'ndan sonra yeni göçler. Çünkü artık Bolşevik rejimi daha kötü, daha sıkı. Çünkü başını kaldıran aydın, şair, halk şairi, mesela Haskalan'ın payı, mesela Sefili mahlasını kullanan şiir, çok usta bir aşıktır. Molla Muhammed Sefili, akıbetini bile yoktur. 1937'de Kazakistan'da bir köprü inşaatında çalışırken, ya bir halk şairi, sazıyla köylere gezen bir halk şairi, köprü inşaatında sürgün edildiği yerde gören olmuş ama bir daha da ondan haber alınamamış ki nereye gitti. Sibirya'ya sürüyor, şuraya sürüyor, buraya sürüyor. Bir göç dalgası da o zaman yaşanmış ama bu kaçak olduğu için sınırda öldürülenler de var. Kaç sınırı geçiyor. Ama en feci sürgün şüphesiz ki az önce üzerinde uzun uzun durduğum 1944. Çünkü 7'den 70'e sürgündür. Topyekun sürgündür. Bir gece vakti cereyan etmiştir. Öyle ki Gürcü ile evlenmiş olan bir Türk insanı karı kocayı birbirinden ayırarak kocayı sürgüne göndermiştir. Öyle vicdansız bir sürgündür. En önemli sürgün bu ve tabii ki 1989 Fergana faciası, işte Özbekistan'da yaşayan Ahıska Türkleriyle Özbekler birbirine kırdırma provokasyonundan sonra yaşanan, o da yeni bir sürgündür. Sonra Özbekistan'dan Rusya'ya gelip yerleşen, fakat Rusya maalesef Sovyetler Birliği'nin varisi benim demiş. Bütün dünya kamuoyuna bunu deklare etmiştir bugünkü Rusya Federasyonu. Böyle olmasına rağmen Sovyetler Birliği pasaportunu tanımayıp kendi vatandaşlarına vatandaşlık haklarını vermeyen bugünkü Sovyet, affedersiniz, Rusya Federasyonu'nun zulmünden kaçmak, gitmek zorunda kalan Amerika'ya giden insanlara da bence bir yani zoraki sürgün olarak görmekten başka nasıl izah olabilir ki? Yani bir Türk Amerika'ya niçin gider soruyoruz size.